Fasık ve günah. Sual: Meal okuyorum ancak kafayı üşütmek üzereyim. Fasık kafir demek midir? Cevap: Fasık kafir demek değildir. Birçok kelime her ilimde ayrı manada kullanılır. Mesela zalim kelimesi tefsir ilminde kafir demektir. Fıkıh ilminde başkasının hakkına saldıran kimse demektir. O halde bir ilme ait bir kitabı okuyup anlayabilmek için önce kelimelerin bu ilimdeki özel manalarını bilmek gerekir. Mealden, tefsirden din öğrenilmez. İlmihal kitaplarından öğrenilir. Tövbe edip bir daha günah işlemeyen hemen fasıklıktan kurtulur. Cenab-ı Hak tövbe edilen her günahı affeder. Bir kafir küfrüne tövbe ederse mümin olur, bütün günahları affolur. Bir mümin de her çeşit günahı işlese, hatta Allah'a şirk koşsa, sonra pişman olup tövbe etse, Allahü Teala yine affeder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Hak Teala buyurdu ki, Kulumun günahı göklere kadar yükselse, benden ümit kesmeyip af dilerse affederim. Tövbe eden, günah işlememiş gibi olur. Hak Teala günahını affımdan büyük görene şiddetli gazap ederim buyurdu. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyen fasık, Allah'ın rahmetinden ümit kesen abitten rahmete daha yakındır. Mümin Allah'ın azabını bilseydi, cenneti ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetini bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. Allahü Teala hiç kimsenin hatırına gelmeyen bir mağfiretle, günahkar Müslümanları affeder. Allahü Teala buyurdu ki, ey kulum, af dilersen günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki imanla gel.''